Arkadaşlar cümleten selam aleyküm, yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyisinizdir? Bizi soracak olursanız çok iyiyiz, efsaneyiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az önce bizim amcıklı Arthur Roque tanıyanlar vardır illaki. Arkadaşlar beni lobisine çekti, hatta birkaç gün öncesinden bana haber vermişti. Ancak bugüne videoyu çekebildik. Arkadaşlar müzisyen bir tane arkadaşı var bizim amcıklının, Arthur Roque'nin. Onun müzisyen bir tane arkadaşı var, ona güzel bir troll videosu yapalım dedi. Tamam dedik arkadaşım, sıkıntı yok dedim. Güzel bir troll videosu yapalım dedim. Abi efsane bir troll videosu yaptık, çok eğlendik. Vallahi ben gülmemek için kendimi zor tuttum. Yani videoyu izlerken arkadaşlar müziklerden, şarkılardan belki soğutabilirim sizi, haberiniz olsun. Şimdiden hepinizden özür dilerim. Videoyu çekerken aslında ben çok eğlendim. Arkadaşlar sizden ricam, eğer siz bu videoyu beğenirseniz, beğenmezseniz canınız olsun, beğenirseniz bir like, bir yorum, abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak kardeşinize destek olabilirsiniz. Sizleri fazla tutmayacağım, hızlı bir şekilde şimdi videomuza geçiş yapalım. Hadi bakayım, let's go, komik, yürü, yürü yürü musto, yapıştır gelsin. Rahat ol, abim burada lan, yar. Anca oğlu, bak Ejder benim kardeşim gibidir. Merhaba, o da bir kardeşimizdir. Çok hoş bir çocuktur. Başladın. Eyvallah. Memnun oldum kardeşim. Allah razı olsun, ben de memnunmuşum abi. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Nasılsın, iyisin? Hoş buldum. İyiyim, teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederim seni sormalı. Sen nasılsın abi? Allah senden razı olsun. Vallahi ne yapak? Biz de işte çalışıyoruz, iş güç. Sabah gidiyoruz işe. Sabah diyorum. Gece işe gidiyoruz, sabaha doğru geri geliyoruz. Amcaoğlu kimi takip edelim? Beni takip edin. Ana amcaoğlu sen. Alo. Seni takip ediyoruz abi. Ha, beni takip edin, ben sizi suyun altına, denizin altına götüreceğim. Aa, bu hanımefendi 3. numara hanımefendi mi? Bacım selamünaleyküm. Aleykümselam, merhaba. Merhaba bacım, nasılsın, iyi misin? Daha benim arkadaşımdır, kendisiyle beraber oyun arkadaşım. Ha, siz arkadaşsınız. Evet. Ha, memnun olmuşum ya bacım. Ya şöyle amcaoğlu, Tecerra ben çocukluk arkadaşıyız. O bayanı tanımıyorum zaten, o oyundan arkadaşlar. Seni de zaten göstersin, sen biliyorsun. Amcaoğlu senin sesi çok boğuk geliyor ya. Vallahi ne dediğin hiç anlaşılmıyor. Amcaoğlu. Efendim. Bu bizim Hecer var ya, çok güzel şarkı söylüyor bu arada, haberin Akar olsun. Seni kafadar. Tabi canım, o da senin gibi kontrolüne çalışıyor. Kardeşim ne dalından çalıyorsun? Hecer abi. Nasıl? Ağlamadım sesini, ağlamadım. Senin dalın ne? Hangi müzikten çalıyorsun? Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Ya ben de piyano çalmayı çok öğrenmek istedim de kimse bana öğretmedi ya. Piyanoyu? Vallahi. Yani benim mesleğim icabı bana geliyordu, ters geliyordu. Yani çevremde öyle piyano çaldıracak, çalmasını öğretecek kimse yoktu yani. Anca öyle. Ya ben üzüldüm. Keşke size yardımcı olabilecek biri olsaydı. Ha vallahi. Sen bana öğretsene ya piyano. Piyano nasıl bir şeydi? Tuşlu. 82 tuttu olan, kadarlı olan bir enstrüman. Ha şu masanın üstünde olan, böyle tuşları olan, böyle basit ding 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 diye bir ses geliyor. Onun gibi, daha çok bağlama sesi çıkardın ama gitar dedi. Ya benim zaten işim bağlama çaldığım için, saz çaldığım için direkt kafa oraya gitti, biliyorsun. He, sen bağlama mı çalıyorsun? Vallahi bağlama, saz, ne istersen, her şey. Ben çok güzel şarkı söylüyorum ha. Sen biliyor musun şarkıyı? Allah Allah, duymak isterim sözünü. Merak ettim şimdi. Hakikat. Söyleyeyim mi şarkıyı sana? Yani. Ama ben böyle o kadar özgür ama benim söylediğim tarzla senin söylediğin tarz çok birbirine zıtlar, biliyorsun, seninki çok farklıdır. Benimki daha farklıdır. Mesela ben pavyonlarda şarkı söylüyorum. Pavyonlarda? Ankara'da mı yaşıyorsun? Yok, ben Adana'da yaşıyorum. Adana'da var. Neydi o pavyonun ismi? Adana'nın pavyonlarında mı yaşıyorsunuz? Ha, neydi o? Afrodit var, Afrodit. Biliyor musun? Çok meşhur bir yerdir. Yok, bilmiyorum ben ama bir gün misafirin olursam gitmek isterim. Vallahi bak, çok güzel şarkı söylerim ha, yemin ederim. Pavyonu bırakırız, bana yardım ediyorsanız. Hele bir şarkı bize söylesen abi ya, sana zahmet. Böyle bir şarkı söyle de bir
içimizi yağları yarısı insana zaten. Sen bir söylesene, ben senin sesini merak ettim. Şimdi sesim güzel dedin. Siz pavyonda nasıl söylüyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Pavyonda biz, bana sahip ediyorsa biz nasıl şarkı söylüyor biliyorsan bak şimdi. Zaten bizim pavyonları biliyorsan, pavyonda alkol olmasa olmuyor abi biliyorsan. İnsanlar içiyor içiyor, kafaları 1 milyon oluyor. Ben bazen şarkıları böyle saçmalıyorum biliyorsun. Bazen bilerek saçmalıyorum. İnsanlar zaten fark etmiyor. Çünkü kafaları 1 milyon. Anlamıyorlar. Evet. Anladın? Onlar da çok güzel bir şey dinliyormuş gibi dinliyorlar beni. Velhasıl kelam sana şarkı söyleyeceğim. Hazır mısın? Yani merak ettim şimdi. O kadar hakimmişsin ki alana. He? Pavyon geçelerine. Bak sana duymak istiyor mu yani şu an? En güzel şarkımı söyleyeceğim. Hazır mısın? Ya bence öyle. Senin şeyle onun pavyonu bir değil. İkiniz aynı değilsiniz ha. Abi birinden çok gürültü geliyor ama kimden geliyor ben bilmiyorum. Ne oğlum sen pavyonda söylüyorsun. Sanatçı. Ders veriyor. Ya kurs ben veriyor. Tabii ben sanatçıyım kardeşim. Ben sanata saygım var, sanatçılara da saygım var. Ya bu hanımefendi bacım bayan kardeşimiz bayılmış. Kimse bir tane ahirsever yok mu kardeşim bayan kardeşimizin? Sen varsın işte gel. Geliyorum bacım geliyorum. Selamun aleyküm. Ne yaptılar, seni dövdüler mi ya? Ana dövmüşler Kur'an-ı Kerim. Gelin cartımızı alın da dinleyelim seni hadi. Hadi söylüyorum. Hazır mısınız? Ben bir tuvalet fırçasıyla boğaz temizliği yapayım geliyorum. Hazır mısın? Ne temizliği yapacakmış Ejder? Boğazını temizleyecekmiş yani sesini sıtacakmış. Ses açma yapacağım. Ha ses açma. Sen biliyorsun zaten Ejder abi. Şimdi hazır mısınız? Herkes sessizlik abi. Mikrofonunuzu kapatın. Ben söyleyeceğim şimdi. Mikrofonu kapatıyoruz. Seni dinliyoruz. Ha, sendeyiz tamam. Abi. Çok merak ettim şu an. Acaba? Tamam bak seni de dinleyeceğiz ha ona göre. Vallahi seni dinleyeceğiz. Değil mi? Senden sonra söylerim. Hazır mısın? Söylüyorum. Buradan bir aklı geçti aman aman. Sus lan! Valla kardeş! Kardeş bilirsen burası bizim mankandır. Ay! Sanki boş akbil bozuyor, çıkan sese bak. Şimdi ben sana sadece bir nakaratını söyledim yeter. Bu kadar yeter. Çok fazla derne girersen efkanlanırız. Amca onu bence sen farklı söylüyorsun. Şaka mısın yoksa gerçek mi? Yani bu biri bana bunu şaka olduğunu söyledin. Değil mi bende? Yok niye? Senin sanata hiçbir saygın yok. Çok güzel bir şarkı söyledim. Sadece bir nakaratını söylemişim sana. Pavyonda niçin söyledin? Anlaşıldı abi. Ha pavyonda söylüyorum. Zaten insanlar orada kafaları 1 milyon oluyor ya. Ona milyona dediğimi. Bir? O yüzden şey yapıyorum. Bence zaten... anca... He? Abi o nasıl ses ya? Allah rızası için. Niye? Benim sesim güzel değil mi? Abi. Seni gerçekten dinleyen var mı pavyonda? Dinleyen var tabii ki de bacım. Aa ayıp ediyorsun. Özellikle benim için gelen karılar var. Şey, müşteriler var. Karılar değil miyim de? Şimdi... Sen pavyon güdü müsün? Ne? Mero sen pavyon güdü müsün? Vallahi bilmiyorum ki bacım. O nedir? Ben sana dedim şarkı söyleyeyim. O nedir? Bak senin yerin ayrı, bunların yeri ayrı. Sen bence söyleme bir daha şarkı markı. Niye? Ama benim sesim çok güzel. Beğenmediniz mi? Ejder ne diyorsun? Beğendin mi Ejder? Adam ses olmaktan çıkmış, bambaşka bir şey olmuş. Yani şimdi pavyondan için söylediğin en büyük kanıtı çünkü herkes orada yolunda kimse müzikle ilgilenmiyor. Kafalar güzel büyük ihtimal duymuyorlar. Peki sen, emin ol, ayık kafayla sen de mi pavyonda çalışıyorsun? Bunları söylediğine göre demek ki sen de pavyonda çalışıyorsun ya da çok takılıyorsun pavyonlara. Yani gittiğimiz bir gerçektir ama orada çalışmıyorum. Ha gittiğin gel. Hiç şarkı söyledin mi orada peki? Sosyal medyada görüyorum. Alican var o. Alican diye biri var o çok. Vallahi ben tanımıyorum. O beni tanımıyorsa ben onu hiç tanımıyorum. Peki madem siz bu kadar benim şarkımı sesimi yargılıyorsunuz, beğenmediniz. Hala bir sen de bir söyle de senin sesini de duyak. Vallahi tek taraflı dinlemek olmuyor. İki taraflı da dinleyek bakayım. Sesi nasıldır bir dinleyek bakayım. Ben şu an öderim. Ejder söyler misin Ejder? Söyle bir tane de bunu kulakları açsın biraz. Amcaoğlu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Amcaoğlu bu sıstığına göre demek ki senin akraban
arkadaşın, kardeşin bence sizi hap kandırmış. Ben şarkıcıyım, ben yok, ben şeyim, öğrencilerim var, ders öğretiyorum, bilmem ne falan filan. Bence bu sizi yemiş, amcaklı, ben sana söyleyeyim. Abi senden sonra kulağım kanıyor, şu an söyleyemiyorum. Niye kulağın kanıyor kardeşim? Ben çok güzel sana şarkı söyledim, Allah senden razı olsun. Yani vallahi çok güzel bir parça söyledim sana. Ana, bir ben mi kanmışım ya burada? Hala hala. Ejder, sen pavyon sanatkarı için niye böyle konuşuyorsun? Yani ya şimdi sanatın her alanı sanattır da. Şimdi adınız biraz işte Nirvana'ya taşıdı ya, öyle söylüyor. Hadi söyle, konuyu değiştirme abi, konuyu değiştirme. Konuyu saptırıyorsun. Ama benim sesim sanki kadar iyi değil, öyle söyleyeyim. Vallahi bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bizim birinci numara amcamın çocuğunu sen kandırıyorsun, inancın olsun. Amcaoğlu bak, bu sizi yiyor ha, Kur'an-ı Kerim. Bunda bu sanatçı manatçı değil, bundan bir puk olmaz. Nasıl benden olmuşsa bundan da aynı şekilde. Kesin bu da pavyonlarda çalışıyor. Herkesi kendinle karıştırıyorsun herhalde Mero. Bacım vallahi bak, söylesin. Söyle diyorum abi, gene sesi çıkmıyor. Adamın kulağı kanıyor, ne yapsın senin sesinden sonra. Şimdi bir tane söyleyeyim, hadi Elda duysun. Diyelim. Söyle, aynen. Şimdi gitarla mı söyleyeyim yoksa çıplak sesle mi söyleyeyim? Onu ilk önce söyleyeyim. Valla sen keyfen neyi istiyorsan onu söyle. Sana bir çıplak sesle söyleyeyim. Oyun oynuyorum. Hazır. Gitar çalamam şu an. Tamam, herkes mikrofonu kapatsın. Tamam, benim bir haksam var. Ben geliyorum bir 5 dakikada. Tamam amcığını. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdalı gelin. Öldürdün beni. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevda gelin. Sesi çekiyorlar arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim. Beni koyup yar ellere varırsın. Beni koyup yar ellere varırsın. Sana zulüm, bana ölüm değil miydi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Nasıl? Meron'un sesi kesildi, Ejder. Vallahi kardeşim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama söyle. Yani, iyi değilsin ama çok ya. Yani benim kadar olmasa da iyisin yani, fena değil yani, idare eder. Evet. Elde arkadaş ne diyor? Sesim onun kadar olmasa da... Güzelmiş. En azından sen pavyon gülü değilsin, boş ver. İdare eder yani, sesi fena değil yani, idare eder. Ya şimdi sen gecelik ne kadar alıyorsun? Şey ben! La aynen. Babadır ayıptır la, gecelik ne kadar alıyorsun nedir? La bu nasıl bir soru lan? Vallahi billahi ben utandım la. Bizim bir şeyde öyle diyor, bizim camiada işte tane yaptı. Abi bak, ben bir saat çıkıyorum sahneye, şarkımı söylüyorum, 15 milyar para alıyorum. 15 bin! Abi konumu atsana, geleyim. Ben de orada işe başlamak istiyorum ya. Ben sana dedim, sesin güzelse dedim beğeneceğim, ama beğenmedim sesini. Benim kadar değil sesin. Ya? Sesin seninki kadar değilmiş. Aynen, senin sesin benim kadar güzel değil ama iyidir yani, fena değil, idare eder. Biraz daha böyle şey yapman lazım, çalışman lazım. Hani böyle bazı nakaratlarda böyle şey oluyorsun, datune oluyorsun, datune. Böyle dikkatini dağıtan şeyler oluyor. Mesela sen böyle şarkı söyleyince zamanında yediğin kızlardan yediğin kazıklar aklına gelirse datune olursun. Öyle bir şey olduysan dede. Bu hangimizin literatüründe geçiyor? Yani ben seni için söylüyorum yani, datune oluyorsun.
Vur vur bacım bak burada da. Peki detone ne demek? Şimdi detone ne demektir? Şimdi sen şarkıyı böyle tam böyle ritimlik böyle hani şey gibi düşün. Mesela 10 tane küp düşün, tamam mı? Anlıyorum. 10 tane küpü böyle nizami bir şekilde dizmek var. Bir de böyle darmadağınık dizmek var. Dayı bir s**tir git. Anladın? Bak nizami bir şekilde söylüyorsun. Bir yerden sonra dağıtıyorsun. Anladın? Datona o demektir. Bilmiyorum artık senin için ne demekse datona. Öyle mi olmuş kanka? Bilmem, güzel bir açıklayıcı bir şey oldu mu sana? Vallahi yeni bir şey öğrenmiş oldum. Mero sen gerçekten sesinin güzel olduğuna inanıyor musun? Ha, herkes de bana diyor senin sesin çok güzeldir. Heyecanın sesi kötü, seninki iyi yani, öyle mi? Ha, ne oldu ki? Vay amına. Şaka gibi ya. Ne oldu ki bacım? Kıskanıyor musunuz benim sesimi? Aha, beyni kıskandım seni. O zaman niye diyorsun o sen? Sesi yani, o sese kötü deyip kendi sesini yani detone etmeyi bile biliyorsun. Şimdi bizim mahallede çalışıyorsun. O değil, 15 bin lira para alıyorsun öyle mi? Bir şey daha sileceğim. Şimdi bizim mahallede arkadaşlarımız var. Bana diyorlar senin sesin çok güzeldir falan. Diyorum ki bir şarkı söyleyeyim. Herkes hep bir ağızdan diyor ki aman sakın söyleme falan diyor, yorulma nefesine yazaklar falan. Ya diyorum ki bir şey olmaz kardeşim, ben diyorum bütün gece şarkı söyleyeyim, bir şey olmuyor burada dedim, bir tane söylesem ne olacak. Herkes bir anda böyle şey olmuş, ruhi görmüş gibi tepki gösteriyor. Diyor ki yok sakın söyleme falan diyorlar bana. Bilmiyorum niye öyle tepki veriyorlar. Bence haklılar yani, seni yormak için değil de bence kulakları kanamasın diye seni düşünüyormuş gibi yapıyorlar ama bence öyle. Bak beni şöyle söyleyeyim, bizim şey var, Acun Ilıcalı var ya. Acun ne? Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı. Ilıcalı, he. Şimdi o bir ara bizim şimdi arkadaşlarıyla arkadaşlarına yemek vermişti, tamam mı, yemek. Bizim pavyonda pavyonu kapatmıştı. Bak sadece arkadaşları, eş dost akrabalar gelmişti. Ben orada şarkı söylerken bana dedi ki ya dedi sen dedi sesin ne kadar güzelmiş ya dedi, gel seni dedi şey alak dedi. O ses Türkiye. Hatta bana dedi ki seni dedi torpil yapacağım, hiç dedi şeye girmeyeceksin. Adını sen söyle, nedir o, mülakat mı diyorlar ne diyorlar. Dedi seni dedi hiç ona sokmayacağım, ben sana dedi referans sunacağım, yani torpil yapacağım dedi. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Ben de şimdi ben de gururlu bir sanatçı olarak kendi gururuma yediremedim. Dedim ki Acun Bey dedim ben dedim öyle bir düşüncem olmadı ama dedim olsa çok güzel olur dedim. Allah razı olsun, teşekkür ederim tabii ki de. Ama dedim şöyle bir kayda var. Şimdi asileyim. Şimdi dedim buraya gelmek isteyen çok insan var dedim, gelemeyip burada kendini tanıtmak, ismini yani kendini duyurabilmek için çok mücadele eden insanlar var. Onları dedim önüne geçmek istemiyorum dedim. Sanata saygım olduğu için dedim. Öyle deyince adam çıkardı 5 milyar para cebime koydu paranıma. Duygulandı. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. İnancın olsa. Bu söylediklerine sen inanıyor musun lan? Heyecan daha doğru dürüst cümle kuramıyor, diyor ki şarkı söylüyorum. Oran içeri ben inanmıyorum. Siz de inanmayın arkadaşlar. Ben inanmıyorum. Sana göndereceğim. Şey var ya bir tane fenomen, Bilo var ya, Bilal hani diyor ya, mermiyi havada tuttum çekirdeği cebime koydum. Mermiden önce gittim mermiyi yakaladım. Şimdi kardeşim ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bak ben tamına 31 yaşında kibar karmaçı bir erkekim, tamam mı? Ben bu yaşıma kadar hayatımda yalan silememişim. Yalancının evini barkını tahtasını silgisi. Bu yaştan sonra da yalan öyle bir şey ne olduğunu bilmiyorum bir kere. Tabii canım. Anladın mı? Abi estağfurullah, onu demeye çalışmadım ama sanki biraz hayal ürünüymüş gibi geldi bana. Yok, niye hayal ürünüyorsun? Bence senin psikolojin bozuktur, o yüzden sen beni kıskanıyorsun. Böyle teklifler aldığım için bir de sesimiz senden güzel olması seni böyle... beni böyle bir kıskandı. Sanatçılar birbirlerini kıskanması normal der. Hala sesinin güzel olduğunu söylüyor. Anladın mı? Gerçekten mesela ben, seni dinleyen var mı? Çok merak ediyorum. Mesela ses sanatçıları birbirlerini kıskanmaları iyidir. Niye biliyor musun? Şimdi de söyleyeyim Hacan kardeşim. Ses sanatçıları birbirlerini kıskandığı zaman şimdi mesela örnek veriyorum. At yalanını s**im inananı.
3. numara Elda Bayan kardeşim benden güzel şarkı söylüyor. Bu sefer ben onu kıskandığım zaman ne yapıyorum biliyorsun? Acaba ben ondan nasıl güzel söylerim şarkıyı falan derim. Bu sefer daha güzel şarkı söylemeye başlarım, anladın mı? Onu geçmek için. Ben de mesela zamanında Zeki Mürani bir de Bülent Ersoy'u çok kıskanıyordum. Onların sesi çok güzel mesela. Şu an onu yapıyoruz. Ben de seni kıskanıyorum biliyor musun? Kim? Sen? Fazlasıyla. Mero sen bence gel bu işi bırak, biz sana başka bir iş bulalım. Hala sesinin güzel olduğunu nasıl kabul ediyorsun ya? Bin bin. Alo. Galiba öleceğim. Bin. Karabin sana. Binemiyorum ki. Yakınlar. Vallahi bizim amca oğlunu delik teşkil ettiler. Aa, düşürdüler beni. Kim düşürdü seni? Benim kalkmam lazım. Seyi batamadım. Seni kaldırıyorum abi. Sargı bazı bas. İşte kalksam. Kit batacağım da. Sargı bazı önce, sargı bazı sonra kit, tamam mı? İşte senin sesinden dolayı hep öldüler işte Mero. Bacı benim ses... Niye sen... Sen adamlar yönünü şaşırdı, yönünü. Bacım sen de kıskanıyorsan açık açık söyleyebilirsin ya bacı, kimse yok ya. Yani ya neyini kıskanacağım Allah aşkına, adamlar yönünü şaşırdı senin sesinden. Yok Allah için beni kıskanıyorsun, gelmişsin diyorsun işte şöyledir böyledir. Senin sesin benimki gibi yok. Mesela senin sesi aynı Brozan'a benziyor. Doğru ben, söylüyorsun. Hadi iyi kötü Ejder kardeşimin sesi idare eder. Seninki? İdare eder değil mi? Ya, gerçekten bir... Git ya. Küfür yok beyler, küfür yok. Ben de artık kabul ediyorum bu olayı. Bacım şimdi sen niye küfür an... ediyorsun şimdi, argılı kelime kullanıyorsun, çok ayıp çok ayıp. Hak ediyorsun ayıp. Şu an gerçekten git yani. Çok küfür konuşuyor. Yani bence de yani göz var, nizam var, kulak var. Abi yani yapma, kurban olayım. Benim gibi güzel bir ses sanatçısına hakaret. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Çok da şiddetli. Allah'ıma ben bunu kabul etmiyorum. Ben yıllarımı vermişim bu ses sanat şeyine. Abi koyayım şunu abi söyle. Kaç yıl verdin abi toplam? Ne? Kaç yıl verdin yani? Merak ettim sen. Bir sese ulaşabilmek için kaç yıl vermem gerekiyor? Aslında yılda bir ay da şey olsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yılda mı yayt da yani 3-4 gün falan oldu diyebiliriz. 3 gün. Anladın mı? 3-4 gün. Ha 3-4 gün. Yanlış duymadın. 3-4 gün ha. Sen ağacın eli zalimi ne? Olayım bozuldu. Sen ağacın eli zalimi nerede gördün 3-4 gün içinde? Bizim pavyona geldi. Bizim pavyonu kapatmıştı dedim ya. Acun da oturdu bunu dinledi zaten. Eş dost akrabalar hepsi buraya gelmişti biliyorsun. Tabii. Hatta bak Allah ben, bilir yalvarmıştır buna. Hatta bak ben kahraman bir diziyim. Size bir kendi memleketim şarkısını söyleyeyim mi? No. Hazır mısın? Söyleyeyim mi? Eyvah. Ben sesimi kapatıyorum. Niye? Bir dinleyelim ya. Bir dinlemek için bir şey olmaz. Dinlemek zorunda mıyım ben? Vallahi bacım ister dinle ister dinle ama vallahi sen bilirsin. Söylüyorum. Hazır mısın Hacar? Bak böyle bir ses yok. Abi yok. Sus. Beri gel oğlan. Beri gel. Sus lan. Yüreğim! Abi şu adam bir kusursun ne olur ya! Sus artık ya! Para! Tejer şarkı para. Bitince haber ver, sesini kapat. Nerede o kusursun? Benim telefonumla aparları buldum. Ben sesi kasamıyorum şu an. Aparlar bozuldu. Ney? Ne dedin? Benim etrafımda adamlar var. Duydun mu sesimi? Abi ev ahalisine günahtır. Bizi boş ver. Bizi düşünme. Biz sesi kapatabiliyoruz burada. Niye ne oldu ki? Abi ne olsun da kurban olayım da. Telefon aparlör kısmı bir düştü. Ya bırak kurban acaveta sanki benim sesimi kıskanıyorsun. Açık silahda ki ben senin sesini kıskandım. Ya da iğreniyorum da senin sesine. Çok güzel bir şeydi. Vallahi ben de söyleyeceğim falan filan da yani. Sesini kıskanıyormuşum Elda. Sen git bence pavyonda şarkı söylemeye devam et Mero. Zaten oradan siliyorum bacı. Önce orası kurtarım. Sen orada söylemeye devam et. Ha ben oradan siliyorum kardeşim zaten. Sen de kıskanıyorsun Bali zaten. Söyle orada söyle. Aha. Bak senin sesinden yönümüzü şaşırıyoruz. Adamlar nereden vuruyor görmüyoruz. Oh aneyi lütfi kalanıma. Abi bunlar nasıl vuruyor? Allah'ıma bunların şakası yoktur ha. Düşmanlarına söyle. Aç söylemiyor.
Alo, sesim Allah'ın geliyor. Abi sesin geliyor, sesin mükemmel ya. Muazzam bir sesim var ya. Ben seni de kıskandım da ne bileyim yani. Beni gibi bir güzel bir ses sanatçısını... Kurban olayım. Yok, yemeyeceğim. Beni gibi güzel bir ses sanatçısını kıskanmak... Yani bilmiyorum artık. Aha, beni vurdular lan. Onu indirin ya. O kimse? Alacağım, tertemiz yapacağım, delik teşkil edeceğim onu. Nerede o? Bir kişi kalmış zaten. O nerede saklanıyor ya? O tam sizin yanınızda, yakınlarınızda. Bak çıktı. Konum atıyorum. Abi ha, bu ağacın arkasında. Tamam, çok güzel. Çok 47, güzel. İkinci attığım yerde, oralardan. Sana geliyorum. Gel, abi, o abi hilelidir, bu uçuyor. Bak şurada, aynen orada. Adam şimdi bomba atacak. Ben Moçvi, gördünüz mü? Beni gibi dünyanın en sağlam oyuncusuyla oyun oynuyorsunuz, bir de beni gibi bir ses sanatçısıyla oyun oynuyorsunuz. Kefteler. Abi dedim ya, sen PUBG oyna, sesi boş. Ya gördünüz mü? Köfte. Allah Allah. Tebrik ediyorum abicim. Demek ki gerçekten iyiymişsin bir alanda ama bir alanda. Ya ben beni kıskanıyorsun. Hadi görüşürüz. Ben çıktım oyundan. Velhasıl kelam Hajar ve Elda Hanım kardeşim. Şimdi yanlış anlamayın. Artur Rüke bizim amcaoğlu sizi beni lobiye çekti az önce. Tamam mı? Dedi ki amcaoğlu, dinliyor musunuz beni? Evet. Dedi ki amcaoğlu dedi. Ne yazık ki, evet dedi, abi. Benim dedi bir arkadaşım, arkadaşımın bir tane bayan arkadaşı var dedi lobide. Dedi işte ben onların yanından geldim. Onlara dedi güzel bir trolleme yapak dedi. Seni tanımıyorlar falan filan dediler. Ben de dedim ki olur dedim, ben lobiye çekti. Biz de böyle bir şarkı markayla alakalı sana bir trolleme yaptık ikinize daha doğrusu. Kardeşim hakkınızı helal edin. Ben video çektim, YouTube'a içerik yaptım. Video çekiyorduk. Ondan dolayı biraz şarkıdan sizi şey yapmış olabilirim, soğutmuş olabilirim. Şarkı konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Benden bir pok olmaz. Bu bir gerçektir. Siz de görmüş oldunuz zaten. Hajar abi ve Elda bacım. Bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Şimdi her şeyi geçtim. Benim telefonun hoparlörü düştü. Bana para gönderdi. Bana bir telefon borçlusun abi. Rukiden arayacağım ben. Valla bilmiyorum. Arkadaşın aranıza çözün o meseleyi. Ben karışmıyorum. Baş meşhulsün abi. Canlar, eğer ki müsaadeniz varsa ben bu videoyu yayınlamak istiyorum YouTube kanalımızda. Yani olur da Elda'ya sormak lazım. Bacım. Efendim, ama bence bir daha şarkı söyleme Mero ya. Vallahi. Niye? Yok kardeşim, söyleme. Tamam bacım. Acun Ilıcalı'yla bir akrabalığın var mı senin? Yok. Vallahi uzaktan yakından bir akrabalığım yok. Yakınımda bile görmüştüğüm bile yok. Tamam. Abi yalan. Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yalan karadiyle, yalanı karadiyle hani... yalan paralıyorsa karedi çeker gene söylerim. Vallahi benim üstüme yalancı, düzenbaz, işkacı, sahtekar kimseyi bulamazsınız. Estağfurullah abi, öyle deme. Velhasıl o zaman yayını... Hecer sesini beğenmedi ya senin, nasıl sinirlendim orada ben. Ağzımı bozdum, kusura bakma sende. Yo ya, estağfurullah bacım, ne demek. Normaldir sizin böyle küfürle karşılaşmak. Peki sen içerik üreticisi misin? Yani böyle aynen. Video falan mı çekiyorsun? Aynen ha, PUBG Mobile'de içerik zaman... üreticisiyiz Cano. Ha, o zaman bizim Tuzal Avay'la işbirliği içindeydin oldunuz galiba. İşbirliği işine girip bizi bu tuzağa çektiniz. Aynen, bizim amcaoğluyla Arthur Rike'yle işbirliği içerisinde sizi ikinizi tuzağa çektik. Trolleme yaptık. Ben onun hesabını çekeceğim de. Hesabını bari ver de videomuzu izleyelim. Olur. Varsa öyle bir şey. Olur. YouTube'da Arthur Mero yazıyorsa direkt karşına çıkan ilk meymanası tipsiz biri var. O benim. Tamam. İlk detona olan kişi. Aynen. İlk detona olan kişi benim. Anladın? Elda tamam. Bacım kardeşim cevap vermedi. Bu videoyu yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsen. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Böyle bir güzel bir içerik yaptık. İki tane kardeşimize ya da abimize, ablamıza fark etmez. Saygımız sonsuzdur her zaman.
Güzel bir troll yaptık. Ses sanatı, şarkıcılıkla alakalı. Biraz sizi şarkıyla alakalı biraz soğutmuş olabilirim, hakkınızı helal edin. Az önce dediğim gibi de benden sanat konusunda, şarkı konusunda bir pok olmaz. Siz de biliyorsunuz zaten benden bir pok olmayacağını. Ondan dolayı arkadaşlar hakkınızı helal edin. Kulaklarınızı kanatmış olabilirim. Mesto da editör bizim şerefsiz. Mesto! Araya bir şeyler katmış olabilir o şarkıyla alakalı. Velhasıl kelam arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar deyip buraya kadar izleyip desteklediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuza bir like, bir yorum, abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarak destek olabilirsiniz kardeşinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Keftiler. Hadi bakalım görüşürüz. Canlar.